Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü'nün büyük önem gösterdiği, yılın 365 günü kazı çalışmalarının sürdürüldüğü Konuralp Antik Kent kazıları her geçen gün yeni bir keşifin kapılarını aralarken Türkiye'nin önde gelen arkeologlarının da ilgisini çekmeye devam ediyor. Arkeoloji uzmanlarının belirlediği Türkiye'nin önde çıkan 10 arkeolojik keşif listesinde Göbekli Tepe'de bulunan gerçek boyutlu ve boyalı domuz heykeli, Burdur'da bulunan hortlak mezarı, Osmaniye'de bulunan Anadolu Tanrıçası Kubaba'ya adanan tapınak ve Karhantepe'de bulunan anıtsal insan heykelinin ardından Büyük İskender Portresi ile 5. sırada giriş yapan Düzce'yi, Çankırı'da bulunan Afrika hominilerinin atası, Muğla'da bulunan antik heykeltıraşın orijinal eseri, Çorum'da bulunan daha önce bilinmeyen bir antik dil, Balıkesir'de bulunan 2500 yıllık bir zar oyunu ile Amasra'da bulunan 1800 yıllık Afrodit heykeli izledi. 2023 yılında Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Konuralp Antik Tiyatro kazı alanında yapılan kazı çalışmalarında tarihe ışık tutacak önemli keşiflerin ortaya çıkarılması ve Türkiye'nin öne çıkan 10 keşfi listesine girmesi büyük heyecan uyandırdı. Düzce'de trafik kazalarının azaltılması için polis ekiplerinin denetimleri sıklaştırıldı. Bu kapsamda bir hafta boyunca yapılan denetimlerde ehliyetsiz araç kullanan, sürücü belgesi kullandığı aracı yetersiz gelen, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik değişiklik yapan, cam filmi takan, kırmızı ışık ihlali yapan, araçlarında bulundurulması gereken malzemeleri bulundurmayan, zorunlu kar lastiği döneminde kar lastiği takmayan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen 2726 araç sürücüsüne toplamda 3.763.603 lira ceza işlemi uygulandı. Ayrıca 4.000 aracın denetlendiği uygulamalarda 31 araç da trafikten men edildi. Kaza Aziziye Mahallesi Oğuz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Recep Bey idaresindeki 67 ABT 957 plakalı hafif ticari araç Yaşar D isimli bisikletliyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü savruldu. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. Abi haberi atar mı abi? Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ortaklığında sürdürülen çalışma doğrultusunda şehir merkezinde bulunan mahallelerde düzenleme ve yapılandırma işlemlerine hız verildi. Uzun Mustafa Mahallesi'nde çalışmaları yoğunlaştıran müdürlüğe bağlı ekipler Uzun Mustafa Cami çevresinde bakım çalışması gerçekleştirirken avlu kısmında bulunan ağaçların etrafını tahribattan korunması amacıyla taş bordürlerle kapladı. Ekipler şehrin muhtelif bölgelerinde kaldırım çalışmalarını gerçekleştirmelerinin yanı sıra park, bahçe temizliklerini de aksatmadan yerine getirirken
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü mahallelere yönelik yürütülen çalışmaları hazırlanan program çerçevesinde devam ettirecek. Hafta sonu meydana gelen yağış ve etkili olan rüzgarın ardından kıyı erozyonu Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde etkisini arttırdı. Kıyı erozyonu bölgede bulunan işletme ve evler için tehdit oluştururken kumsalda hızla yok olmaya devam ediyor. Hırçın Karadeniz'in parça parça yuttuğu ilçede ekipler sahil parkının duvarına kadar dayanan dalgalara taş dolgu ile önlem almaya çalışıyor. Şu an Karasu'dayız. İşte dediğim gibi buradaki kıyı erozyonu yani yıllardan beri devam ediyor. Daha önceden batı tarafından dalgalar vuruyordu ve o taraftan alıyordu. Şimdi doğu tarafından vurdu ve sahil yoluna 10 metre kaldı. Yani gitgide geliyor. Ya bu gidişte herhalde buraya kadar yiyecek bu. Sahil yoluna kadar da gelecek bu kıyı. Kumsalımız yok oldu zaten. Burada bir şey kalmadı. Daha önceden biz yani daha önceki senelerde 50 metre 60 metre gidiyorduk böyle denize girebilmek için. Şimdi 10-15 metrelik bir kısım kaldı. Yani bir an önce buna bir çare bulunması lazım. 3-4 seneden beri daha da bu olay arttı. İlerleyerek gidiyor. Yani burada dalga kıranlarım şuraya kadar geldi zaten dalga kıranlar. Burada 3-4 tanelik bir daha dalga kırana ihtiyacımız var. Bununla ilgili çalışma yapılıp yani artık bize bu konuda kurtarmalarını istiyoruz. Yardım istiyoruz bu konuda. Gerekli yerlerden, yetkililerden. Yani buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Yani kıyımız, kumsalımız gidiyor. Lütfen gerekli yerlerden yardım talep ediyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya için üreten, işleyen, ürün haline dönüştüren herkese kol kanat geliyor. Özellikle tarımsal kalkınma hamlesi konusunda son 4,5 yılda hayata geçirilen projeler emekçiye de nefes aldırdı. Kırsal bölgelerde akla gelecek her türlü sebze, meyveyi üreten çiftçiler için açılan ürün toplama merkezi alıcı ve satıcı arasında güçlü bir köprü oluşturdu. Ayrıca arıcılar birlik üzerinden sağlanan katma değerle ticaretine yeni bir vizyon kazandırdı. Bunların yanı sıra mantar, çilek, tıbbi aromatik bitki üretiminde hem üreticiye destek hem de ürün kalitesini arttırmak için atılan adımlar tarımsal anlamda bir milat olarak kabul edildi. Seracılık, mükemmeliyet merkezi, mantar üretim tesisi, 60 kilometrelik alanda kurulan dev tarım üssü Sakarya Botanik Vadisi, şehrin toprağının bir hazine olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdi. Ayrıca manda kaymağı ile yoğurdu, manda sucuğu, salep, tıbbi aromatik bitkilerden şifalı yağlar ile kozmetik ürünler, mantar, domates üretiminde çok önemli adımlar atan Büyükşehir, başta kadın girişimciler olmak üzere tüm üreticileri oluşturduğu ticaret alanlarıyla önemli katkılar sundu. Sakaryalı çiftçiler ve üreticiler son 4,5 yılda hayata geçirilen projeleri değerlendirerek verilen desteklerden dolayı Başkan Ekrem Yüce'ye teşekkür ettiler. Yaklaşık 10 yıldır da kendi ticaretimi yapıyorum, ticaretle uğraşıyorum. 6 yıldır da kabak ürünlerini üretiyorum. Yani turistik eşya olarak bu üretimlere başladım. İşte anahtarlığından tutun da magnetine kadar, biblolara kadar bu üretimleri yapıyorum. Yani Büyükşehir Belediyesi'nde satın almayla temaslar kurduk ve sağ olsunlar ürünlerimizi çok beğendiler ve satış noktalarında ürünlerimize yer verdiler. Tekrardan çok çok teşekkür ediyorum bize bu imkanları sağladığı için Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne. Dikiş makinelerinde iplerle birlikte bu çanta, sepet, supla, halı, paspas yani ipten ne yapabiliyorsak onları üretiyoruz. Üretim çok kolay ama pazar büyük bir sorundu. Bu sorunumuzda da bize destek çıktığı için Ekrem Yüce Başkan'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben üreticiyim, Geyveli'yim, Muhammed Demir ismim. Daha evvel çıkardığımız ürünü pazarlamakla ilgili çok sıkıntılar yaşıyor. İstediğimiz fiyatlarda satışlar olmuyordu, masraflar çok yüksek. Ama burası açıldı. Hakikaten biz üretici olarak burada malımızı değerinde anlıyorsunuz Türkiye'nin her yerine pazarlayabiliyoruz. Bunun açılmasında anlıyorsunuz çok büyük emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce'ye buradan şükranlarımı sunuyoruz. Böyle bir kompleks bize kazandırdığı için
Sakarya'nın Maksudiye Mahallesi, Söğütlü ilçesine bağlı Maksudiye Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Uzun yıllardan beri kendi imkanlarımızla bu ürünleri pazarlıyorduk. Başkan tabii bu ürünleri biz de yapmak istiyoruz. Sakarya'da yani nesli tükenmekte olan mandayla alakalı sizin yaptığınız gibi biz de tüm vatandaşlara katkı sağlamak, birlik kurmak, bir şemsiye altında toplanmak. Bu katkıyı ben vatandaşlara vereceğim. Sen bize sponsorluk yaparsan maddi manevi biz desteğimizi verelim. Birliğimizi de kuralım gibi. Böyle başladık. Şu an belediyenin kayalardaki tesisimizde bayağı genişlemeye başladı. Hayvanlarımız yaklaşık 115 adet orada şu an mandamız var. 30-40 tane yavruladı. Geri kalan 60-70 tanesi de bir ay içinde yavrulayacak. Şu an İstanbul'a oradaki sütümüzün bir kısmını gönderiyoruz. İnşallah tesis olduğunda burada Sakarya'da işleyip yavaş yavaş oradaki ürünleri de reyonlarda satmaya başlayacağım inşallah. Muğla köyünde ve çiftçilikle 30 seneden beri çiftçilikle uğraşıyorum. Şurası toplanma ürün merkezi açıldıktan sonra bütün kendi malımızı değerlendirebiliyoruz. Ayva olsun, üzüm olsun, erik olsun satabiliyoruz. Ama daha önceden kabzı mallara verdiğimiz zaman şöyle söyleyeyim. Bir 3 aylık 5 aylık çek aldığımız zaman 20 lira hesap görüyorsak mesela şu anda 7 lira 8 lira 10 lira bir para alıyorduk. Ama şu anda her türlü kendi malımızı satmaya yetkimiz var ve peşin para alabiliyoruz. Ve gelen müşterilere daha çok yardımcı olabiliyoruz. Ve Ekrem Başkan'ın en iyi yaptığı şeylerden biri burası bu. Ekrem Başkan'a sonsuz teşekkürler ederiz. Tabii ki 4,5 yıllık zaman zarfında dolu dolu icraatlarla geçirdiğimiz bir zaman oldu. Elhamdülillah dolu dolu vatandaşlarımızı iç içe, omuz omuza hep birlikte Sakarya'mıza çok güzel hizmetleri birlikte gerçekleştirdik. Ve burada Ankara ayağında Sayın Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Bey ve il başkanımız, milletvekillerimiz ciddi manada destek verdiler. Bir takım dostlarla birlikte biz bu projelerimizi hayata geçirdik. Ben Sakarya'mızı hayırlı olsun diyorum. Nice projelere inşallah diyorum. Mevlam bize nice projeler yapmayı nasip ederse kolları sıvayıp projelerimizi hız kesmeden devam ettireceğiz diyorum. Saygılar sunuyorum. 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yusuf Demir, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde suyun önemi ve sürdürülebilirliği konulu panel düzenledi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele onlarca öğrenci ve öğretim üyesi katıldı. Profesör Doktor Hüseyin Demir suyun tükenme riskini arttıran etkenlere dikkat çekti. Ama bu dörtlü suyun tamamı bize kullanabileceğimiz su değil. Büyük çoğunluğu tuzlu su. Kullanmadığımız su. Kullanabilecek tatlı su dünyada var olan su %3. Peki bu %3 suyu kullanabiliyor muyuz? Onu da kullanabiliyoruz. Bunun da büyük bir çoğunluğu ya buzulların altında ya göllerin denizlerin altında. Yani 8 milyar insanın şu anda kullanabildiği su 10.000'de 3. Var olan suyu. Ve tabii bu suyun dünyadaki dağılımı da çok enteresan. Bazı kıtalarda fazla, mesela buralarda oldukça fazla ama bizim bulunduğumuz coğrafyada oldukça sınır. Türkiye'yi yıllarca bize yanlış anlattılar, su zengini diye anlattılar. Türkiye su zengini falan değil, ziraatçılar. Kulağınızı açın, iyi dinleyin. Türkiye su fakirliği sınırında bir ülke. Bir ülkenin su zengini olabilmesi için 8.000 metreküp kişi başına suyun olması lazım. Türkiye'nin nüfusu resmi rakamda 85 milyon, gayri resmi rakam 95 milyon. İyi bir sevgili gençler, telefonunuzu bakın bu sorunun altını çizerek soruyorum. Çünkü yarın bunu gittiğiniz her yerde size soracaklar, mesleğiniz gereği soracaklar. Onun için sürdürülebilirliği özel olarak algılamanız gerekiyor. Suyun tükenmesine nüfus artışı, çevre kirliliği, küresel ısınma. Şimdi keşke konuşabilsek zamanımız olsa da ben sizi 10 saat küresel ısınmaya almasam. İnşallah başka bir zaman. Kanın %93'ü su. Vücudun %75'i ortalama su. Yaşa göre değişiyor. Dolayısıyla sevgili gençler. İşte böyle bir madde bize atmosfer içerisindeki dönüşümüyle mucizevi özellikle. Olay Göl Mahallesi Hacı Mercan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre
YA'ya ait bungalovda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine adrese, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bungalovun boş olduğu öğrenilirken olaya ilişkin olarak inceleme başlatıldı. Karadeniz Ereğli'de 19 Kasım'da fırtına sebebiyle askeri mendileye çarptıktan sonra batan ferrosilikon yüklü Türk bayraklı Kafkametler adlı geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmalarına devam ediliyor. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, AFAD ve bölgede görevli diğer ekiplerin kayıp mürettebatı arama çalışmaları hem kıyıdan hem de denizden devam ediyor. Kıyı kesimlerinin yanı sıra liman içi ve dışında aramalar aralıksız sürüyor. Nene Hatun gemisi de kayıp mürettebatı arama çalışmalarına katkı sağlarken batık gemi görüntülendi. Görüntülerde geminin büyük bir kısmının çamura batık olduğu görüldü.